Evet yine güzel olduğunu düşündüğümüz, farklı bir bakış açısı katabileceğimizi düşündüğümüz bir soruyla karşınızdayız. Beraber yapmaya çalışalım. Elif'in bir hedefi vurma olasılığı x bölü y'dir. Elif bu hedefe 3 kere ateş ettiğinde sadece 3. atışında hedefi vurmuş olma olasılığı en çok kaçtır? Bakın bir sonuç verilmemiş. E, bu olasılığın en çok kaç olduğu sorulmuş. Aslında bir olasılık sorusu gibi. E, sanki buradan başka bir yere dönecek gibi. Ben diyorum ki şöyle yapalım. Şuradaki x bölü y'miz bir oran sonuçta. Bunu biz bir e, sayı olarak düşünelim. Mesela a sayısı olsun. Yani Elif'in hedefi vurma olasılığı A olsun. Eğer vurma olasılığı A ise vurmama olasılığı ne olur arkadaşlar? 1 eksi A olur değil mi? Bir olayın gerçekleşme olasılığı A gerçekleşme olasılığı gerçekleşmeme olasılığı da 1 eksi A olur. Şuraya artı koyayım vurma olasılığı buraya eksi koyayım bu da vurmama olasılığı. Şimdi 3 atış yapacak sadece 3.de vuracak. Şimdi birinci de o zaman vuramayacak. Vuramama olasılığı neydi? 1 eksi A. O zaman birinci de 1 eksi A'nın olması gerekir. Çarpı diyorum ikincide de vuramayacak. Sadece üçüncüde vursun demiş. O da bir eksi a arkadaşlar. Ama artık üçüncüde vurmasını istiyoruz. Yani buraya ne yazıyorum? A. Yani şuradaki x bölü y'nin yerine ben a yazmış oldum. Bakın bu sonucun elde ettiğimiz bu değerin biz ne olmasını istiyoruz? En çok olmasını istiyoruz. En çok. Öyle değil mi? Şöyle yazarsam ben bunu. Bir eksi a'nın neyi geldi? karesi çarpı a. Aslında 1 eksi a'nın karesi çarpı a'nın ne olmasını istiyoruz biz? Maksimum olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bakın bir olasılık sorusu gibi ama sanki buradan türeve geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar yani bu çarpımın maksimum değerini soruyor. E, maksimum değeri de türevden hesaplayabiliriz. Çarpımın türevi gibi düşünelim. Birincinin türevi 2 çarpı 1 eksi a. Ama 1 eksi a'nın türevinden de bir eksi gelir. Şöyle yazdım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi A'nın türevinde A'ya göre türev alıyorum. 1 İkincinin birincinin kendisi. 1 eksi a'nın karesi. Ben bu ifadenin maksimum olmasını istiyorum. Türevini alıp ne yapıyordum arkadaşlar? sıfıra eşitleyip köklerine bakıyordum. Burayı da tekrar 1 eksi a parantezine alabiliriz. 1 eksi a parantezinde. Bakın buradan ne gelir? Eksi 2 a gelir. Buradan da yine 1 eksi a gelmiş olur. Eşittir sıfır dedik. Şuradan kökümüz ne gelir arkadaşlar? 1. Şuradan da eksi 3 a artı 1 eşittir sıfırdan. A'mız kaç gelmiş olur? 1 bölü 3 gelmiş olur. A'mız 1. Diğer A'mız da 1 bölü 3 geldi. Hemen bir tablomuzu yapalım şöyle. Şuraya 1 bölü 3 yazdım. Buraya 1 yazdım arkadaşlar. Burada da eksi A var. Burada da eksi A var. Çarpımımızda A'nın kat sayısı pozitif gelecek. A, küp, A karenin kat sayısı artıyla başladım. Burası eksi burası artı. Arttı. Azaldı arttı. Demek ki maksimum değerini kaçta alıyormuş arkadaşlar? a 1 bölü 3 olduğunda alıyormuş. Yani bu olasılığın maksimum olduğu noktayı veren a değeri şuradaki x bölü y değeri 1 bölü 3'müş. Olasılığımız kaçtır diyor. Olasılığımızın şurası olduğunu söylemiştik. a'mız 1 bölü 3 ise 1 eksi a'mız ne olur arkadaşlar? 2 bölü 3 olur. 1 eksi a'nın karesi yani 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9 geldi. Çarpı a diyorum. a'dan da 1 bölü 3 geldi. Çarptığımızda 4 bölü 27 olarak aradığımız maksimum olasılığı yakalamış oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. 16 basamaklı bir merdiveni merdiven ikişerli veya üçerli adımlarla kaç farklı şekilde çıkılabilir diye sorulmuş aslında bir ee, ne sorusu arkadaşlar bu? Tekrarlı permutasyon sorusu olduğunu birazdan göreceğiz. Tekrarlı permutasyondaki yöntemimizi kullanacağız. Ya ikişerli ya üçerli ya da hem ikişerli hem üçerli kullanarak 16 basamaklı bir merdiven çıkmak istiyoruz. Sadece ikişerli adımlarla çıksak 2, 2, 2, 8 tane 2 yaptığımız zaman 2 2 2 8 kere 2'şerli adım attığımızda 8 kere 2'den 16 adım yapar ve bütün merdiveni çıkmış oluruz. Bir durum buradan gelecek arkadaşlar yani sürekli 2'şerli adım attık. Sadece 3'erli adımlarla 16'ya ulaşamayız. Onun için sadece 3 için böyle bir durumumuz yok. 2 ve 3'ü kombine ederek bir şeylere ulaşmaya çalışalım. Örneğin ben diyorum ki şöyle yapabiliriz. Ee, Şuradan eee 2 iki tane 2'yi çıkartsak yani 2 2 dediğimizde 4 adım yapar. Geriye 12 adım kalır. Bunları da 4 tane 3'te çıkabiliriz. Bakın 4 tane 3 12. 2 de bu 2 4 de buradan 16 adıma ulaşmış oluyoruz. tabi illa ilk 2 adımı 2 2 yani ilk 2 adımımız 2'şerle olmak zorunda değil. Buradaki sıralamamız şöyle de olabilir. 2 adım atarız. Sonra 3 3 3 3 bir daha 2 adım atarız. Ya da 3 3 2 2 3, 3 yapabiliriz. Aslında bakın burada 4 tane 3'ün ve 2 tane 2'nin sıralaması var. Yaptığımız her farklı sıralama bizi yine 16 basamak çıkartmış olacaktır. Bunu yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane 3 ve 2 tane 2'nin kaç farklı şekilde sıralanacağını bulmamız gerekiyor. Tekrarlı permutasyondan yapalım. Ne diyorduk? 4, 3, 2 de 2 var. Toplam buraya 6 faktöriyel yazıyorduk. Tekrarlayanlara bölüyorduk. 4 tane 3 olduğu için 4 faktöriyel'e 2 tane de 2 olduğu için 2 faktöriyel'e böldüğümüzde buradan gelebilecek bütün durumları değil mi? Daha fazla var. Hesaplamış olacağız. Buradan gerekli sadeleşmeleri yaparsak ne olur? 6 çarpı 5 bölü çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 çarpı 1. Şunlar giderse 30 bölü 2'den 15 durum da buradan gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bir durum buradan 15 durum buradan. Başka bir şey var mı ona bakalım. Bir de sanırım şöyle bir şey olabilir. 2 2 2 2 2, 2. kaç yaptı şu anda? 10 adım yaptı. 3 buradan 3 de buradan eklersek şuraya kadar bitirmiş olduk bu buranın hesabı. Bunu da yine kırmızı kalemimizle yapalım arkadaşlar bu sefer. Yani bu sefer de 5 tane 2, 2 tane 3'ü sıralayacağız. Örneğin şu da olabilir değil mi? 3, 2, 2, 2, 2, 2 tekrar 3 ya da 3 3 2 2 2 2 2 olabilir. Bakın hepsi 16 adım yapıyor. Yukarıdaki mantıkla bu sefer de 5 tane 2 ve 2 tane 3'ü sıralayacağız. 5 2 2 de 3 var. 7 faktöriyel diyorum bölü. Tekrarlayanlar 5 tane ikimiz olduğu için 5 faktöriyel, 2 tane 3'ümüz olduğu için 2 faktöriyel. Ne geldi buradan? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 çarpı 1. Şunlar gitti. 42 bölü 2'den 21 durumda buradan gelmiş oldu. Başka türlü 2'ler ve 3'leri kullanarak 16'ya ulaşamayacağız. Ya hepsi 2 oldu ya 2 tane 2 4 tane 3 oldu ya da 5 tane 2 2 tane 3 oldu. Bir durum buradan 15 durum buradan 16 21 de buradan 21 16 daha toplam 37 farklı şekilde bu merdiven çıkma işlemini gerçekleştirebilirmişiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine güzel bir yorum sorusu e, olduğunu düşündüğümüz bir soruyla karşınızdayız. Üç kişinin katıldığı bir yarışma kaç farklı şekilde sonuçlanabilir diye sorulmuş arkadaşlar. E, sanırım burada şöyle bir şey demek istiyor yani bir koşu yarışı gibi. Hani birinci olunabilir, ikinci olunabilir. ...üçüncü olunabilir. Ama şu da olabilir değil mi? Aynı anda iki kişi aynı anda geçerse... ...ikisi birinci olabilir. Ya da bir kişi... ...önde bitirir. Diğer ikisi aynı anda... ...ikinci olmuş olur bu sefer. Bence burada kaç farklı durum vardır diye... ...bu sorulmuş. Öncelikle şöyle yapalım. ABC kişileri olsunlar bunlar arkadaşlar. ABC kişileri. Herkes farklı bir sıralamada bulunsun. Yani... ...elimizde hem birincilik, hem ikincilik... ...hem de üçüncülük olsun arkadaşlar. Birinciliğe üç kişi gelebilir. Dediğim gibi herkes farklı bir sırada olacak. Bir kişiyi birincilikte kullandığımız için... İkinciliği iki kişinin gelme, üçüncülüğünde bir kişi gelme şansı olur. 3 çarpı 2 çarpı birden buradan 6 durum elde etmiş oluruz. Herkesi bir kişi gibi düşündük, yani herkesin farklı sıralamalar elde edeceğini düşündük. Buradan 6 durum geldi. Şimdi şöyle düşünelim. İki kişi birinci olsun, bir kişi ikinci olsun. Değil mi? Yani ilk iki kişi aynı anda geçmiş olsun. İki kişiyi tek grup gibi düşünelim. Mesela A, B'yi aynı anda birinci olmuş gibi düşünelim. A ve B'yi. C kişisini de ikinci olmuş gibi düşünelim arkadaşlar. Şimdi buradan bir durum geliyor. Böyle düşünebiliriz. Öyle değil mi? Bir durum. Ama Burada seçtiğimiz her ikili için bir durum gelmiş olacaktır. Aynı zamanda C'yi birinci, AB'yi ikinci düşünürsek aslında seçtiğimiz bu ikili ve tek C'nin olduğu durum için bizim toplamda kaç durumumuz vardır? İki durumumuz vardır arkadaşlar. Yani AB1, C ikinci ya da C1, A, B aynı anda ikinci. Bunlar toplamda kaç durum yapmış olur? 2. Seçtiğimiz her ikili için ya da burada yalnız bıraktığımız her tekli için 2 durum var. 3'ün içinden kaç tane ikili seçebiliriz? 3'ün ikilisi yani kaç yapar? 3 yapar. 3 kere 2'den 6 da buradan gelmiş olur arkadaşlar. Yani örneğin işte A, C burada, B burada olur. B burada, A, C burada. Ya da B, C burada, A burada, A burada, B, C burada olur. Hepsini de yazmış olalım. Hani iyice aklımıza yatsın. 6 durumda buradan elde etmiş olduk. Son olarak da hepsinin birinci olduğu durum. Yani zaten 3 kişiler hepsi son, birinci olmak demek aslında sonuncu olmak demek de olacak. Yani mantığımız burada hepsinin aynı anda birinci olduğu durum olacak. Yani A, B, C hepsi aynı anda geçerlerse hepsi birden birinci olur. Bir durumda buradan gelmiş olacak arkadaşlar. 6 durum buradan 6 durum buradan bir durumda buradan toplamda bu yarışmanın sonucu 13 farklı şekilde gerçekleşmiş olabilir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.